direnme. Yürü. Zahut. Girin lan içeri, gir. Kadının durumu fena değil. Tam zamanda yetişmişsin Serhat. Cavit'in de karısını da hayatını kurtardı. Ben yetiştim de sen neredesin Hamido? Telefon ettim açmadın, ben de mesaj attım. Hastanedeydim ya. Bizim hatun küçük bir operasyon geçirdi. Onun başında beklemek zorundayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu Cavit meselesinden niye benim daha önce haberim olmadı? Benim bile haberim olmadı böyle bir tanığın varlığında. Savcı Bey sağ olsun kendisine yakın bir iki amirden başka hiç kimseye söylememiş. İyi, şimdi haberim var. Artık gözün gibi bakarsın herhalde. Bence sen de biraz sevin Serhat. Yolun sonuna gelmiş olabiliriz. Bu Cavit'in tanıklığı sayesinde birkaç yıl içeri attırabilirsek topçu olduğunu, senin gizli görev de sona erebilir. Hadi bakalım, inşallah. Abi içeri girdiğimde Taylan kadının yüzüne ütü basıyordu. Çektim üzerinden aldım, vurdum kafasına, bayılttım. Sonra siren sesleri geldi, fırladım kaçtım. Budur yani. İnanılır gibi değil. Taylan evin yerini bana bile söylemezken kim öğreniyor da gidip polise ihbar ediyor? Aklım almıyor. Bilemiyorum abi. Belki polis takibi almıştı Taylan'ı. Şimdi ne yapacağız abi? Ya Cavit konuşursa mahkemede? Bilmiyorum Serhat. Hayatımda ilk defa ne yapacağım bilmiyorum. Karısının yüzündeki yara izini görünce mahkemede tanıklık etmekten vazgeçti. Ben de para cezasıyla yırttım. Serhat'ın bana ihanet ettiğini ise yıllar sonra öğrendim. Bak Taylan, bu Serhat ikimize de kötülük etti. Sen yüzündeki yara iziyle kurtuldun. Ama ben oğlumu kaybettim. Tasa etme topçu oğlum. O zaman Cavit'i nasıl bulduysam şimdi bunu getireceğim sana. Ancak... Ancak ne? 1 milyon yetmez. Ne kadar yeter? 10 milyon isterim. Serhat benim jibirim olacak. Emekliliğin tadını çıkaracağım o parayla. Evet dersen hemen düşerim peşine. Şimdiye kadar 3 kişi olduklarını düşünüyorduk. Ama şu polis, Hamido. Onunla 4 oldular. Demek hala Hamido ile takılıyor. Güzel. Desene bir taşla 2 kuş vuracağım. 10 milyon. Pekala. Kabul ediyorum. Bu sefer sessiz girelim. Kumançının borusu hazır mı dadayı? Hazır ve nazır. Doktor sen burada bekle. Biz bir bicinin hatırını sorup gelelim. Niye ya? Ben de geleyim. Ya hazır gelmişken böcek yerleştireyim. Sonra bakarsın işimize yarar. He? Doğru diyorsun. Hadi. Değişik zaman Zingula. Versene 2 tane de ben sıkayım. Yürü git lan.
Hey yavrum bey. Şarapova bile karşılayamaz senin bu sallamalarını ha. Onlara Beckham deniyorsun, tamam mı? Her neyse canım. Bak söz verdim. Haziran'da beni Wimbledon'a götüreceksin, tamam? Pisiciğim, götürürüm pisiciğim. Nereye istersen götürürüm. Beraber gideriz Wimbledon'a. Nereye gidiyorsun pisicik? Otur da iki çift lafın belini kıralım. Bu adam nerede ki? Wimbledon ya. Wimbledon'dan geliyoruz biz. Sizin Beckham'lerde bir sıkıntı varmış. İri olan arkadaş bakacak size. Sen odana git. Hadi otur. Ayakta kaldım. Geç. Biz sana baloda ne dedik pisiciğim? Bu işleri bırakacaksın demedik mi pisiciğim? Sen bizim sözümüzü dinlemiyor musun pisicik? Ayıptır söylemesi. Burada eşek pisiciğim. Adamlarını gönderip zavallı kadıncağızdan haraç almaya utanmıyor musun pisiciğim? Bundan sonra bir Allah evladından haraç alırsan biciciğim. Biz de senin sülbünü keseriz. Sülbü kesilene ne olur bilirsin pisiciğim. Soyu kurur, üreyemez biciciğim. Tamam. Bir daha görmeyeceğim, doymayacağım. Siz kendinizi mahallenin zaptiyeleri zannediyorsunuz değil mi? Sizin gibilerden her yerde çok bulunur, merak etmeyin. Biz de bir zamanlar birileri bize haksızlık etti diye elimize silah aldık. Kendi işimizi kendimiz görelim diye. Bu o kadar da basit değil. Sen güçlendikçe düşmanın da güçlenir. O yüzden herkesi koruyamazsın. Sen tek kişisin Serhat. Sen ölürsen senin yerine kimse gelmez. Ama biz ölürsek bizim yerimize gelmek için çok aday çıkar. Çok. İşte tam da bu yüzden çok istememe rağmen kafana sıkamıyorum ya. Sizi adam edeceğim Bici. Monstralık kumaş gibi olacaksınız. Sizin yerinize gelmek isteyen size bakıp bin defa daha düşünecek. Bu sana son ihtarım. Bir daha insanlardan haraç aldığını duyarsam hiç üşenmem, yine gelirim. Bu güzel evini başına yıkarım. Kafana sıkmam. Ama kendi kafana sıkacak hale getiririm. Serhat, Kazım nerede lan? Bilmem. Ha. Tamamdır, bütün ev böcekler bastı. Hadi uzayalım, hadi. İki dakika bir dursanız şu böceklere bir bakayım çalışıyorum diye ya. Alo, Topçuoğlu. Serhat az önce buradaydı. Banyo açık. Mutfak açık. Yatak odası da açık. Yatak odasına da mı koydun lan? Oğlum, en mahrem sırlar yatak odasında konuşulurlar. Ayıp. Başka çare kalmadı Topçuoğlu. Herif küpegündüz evimi bastı ya. Bici salonda telefonla konuşuyor. Bu sefer işime karışma. Ben bildiğim gibi yapacağım. Serhat'ı ancak o şekilde ayağımıza getirebiliriz. Vay arkadaş, başını kaçırdık ya. Şey dedi işte. Serhat'ı ancak bu şekilde getirebiliriz dedi. Lan dediği şekil ne olmuş şimdi? Hangi şekil olursa olsun. Ateş olsa cürümü kadar yer yakar. Şimdi bir saniye bir susun. Alo, Sabit. Şu takip edin dediğim kadın var ya, Çiğdem. Çiğdem'i ara, çabuk. Heh, bunu tutup buraya getir.
Ya inşallah sözümüzü dinleyip dışarı çıkmamıştır. Evi nerede biliyor musun? O şeyse, eski evi ise hala taşımadıysa biliyorum. Artık Taylan bakıyor dedim. Taylan avını bulana kadar iz sürmeyi bırakmaz. Ya bulamazsa? Serhat evin bastı diyorum Topçuoğlu. Tırsıp karı gibi oturacak mıydı? Elimize ne geçti peki? Bir kadını korkutmaktan ve Serhat'ı öfkelendirmekten başka. Serhat eli tetikte beklerken onu yakalayamayız. Şimdi bütün adamlara haber ver. Taylan Serhat'ı yakalayana kadar ortadan kaybolsunlar. Baba, galiba ben de Nihat gibi düşünüyorum. Sadece Taylan'a bel bağlamak doğru değil. Serhat etrafındaki çemberin daraldığını görmeli. Sen ne yapmayı öneriyorsun peki? Ben karısına soralım diyorum. Ben onun ağzını aradım. Hiçbir şeyden haberi yok. Ne malum numara yapmadı? Babacığım, bu kadının yanımızda çalışması beni rahatsız ediyor. Yarın öbür gün Serhat öğrendiği zaman ne olacak bizim restoranda çalıştığını? Ben de onu düşündüm. Ama şu anda bu kadının bizim yakınımızda olması en doğrusu. Bence de öyle. Sen bizi mi dinliyordun lan? Baş düşmanımızın karısını yanımızda çalıştırıyorsun. Seninki önce onu sor kendine. Onu öldürdük diye karısını işe aldırdım. Topçuoğlu, yetimlerle dulları ortada bırakmaz. Aferin sana. Ama Serhat yaşıyor değil mi? Şimdi o buraya çağırsak tıpış tıpış gelir o zaman. Sen hiç anlamadın Burak. Bizim alemde meseleler erkekler arasında çözülür. Kadınlarla çocuklara dokunulmaz. Serhat niye bizim peşimizde? Oğlunu öldürdük diye. Anladın mı? Son kez söylüyorum. Karısına dokunulmayacak. Bu kadar. Allah senden razı olsun. Yumurta yemekten gıdaklayacaktık neredeyse. Sana da zahmet verdik ya. Estağfurullah.
Sağ ol. Dadayla uzatsana tabağını. Yeter. Yaptıklarınız için minnettarım, sağ olun. Ama bu daha ne kadar böyle sürebilir ki? Yani beni daha ne kadar koruyabilirsiniz ki? Sen bunları düşünme. Onların derdi seninle değil, bizimle. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Bizim için sıkıntı yok. Değil mi dadayla? Ben o zaman müsaadenizi isteyeyim, gittim biraz dinlenim. Tabii tabii, odan hazır zaten. Tahir. Bana kızgınsın, biliyorum. Ama o an için babamı dinlemek zorundaydım. Tamam hadi sen git yat dinle. Afiyet olsun. Sağ olasın. Gizem olayı nedir? Kafayı yiyeceğim ben ya. Ne oldu lan bu kızla aranızda? Sizin anlatsana. Aşık oldum ben Çiğdem'e. Gittim babasından istedim. Vermedim. Çiğdem'le Güneydoğu'dan döndüğümde tanıştık. Babası böyle ticaretle uğraşan, az çok zengin biriydi. Kafe açtı Çiğdem'e bir tane. Hani gitsin gelsin, el ekmek girsin diye. Çok korkardı Çiğdem babasından, çok. Hiç soyundan çıkmazdı, çekinirdi onu. Sebebi ziyaretim malum. Öyle mi? Neymiş malum olan? Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istiyorum. Vermiyorum. Niye vermiyorsunuz? Basbayağı, vermiyorum lan. Sakin ol Güngör, şekerin çıkacak. Beyefendi, neden vermiyorsunuz? Böyle damdan düşer gibi kız istemek olur mu? İnsan önceden bir haber verir. Yani ben Çiğdem'i seviyorum. Hani randevu mu almak gerekiyordu? La havle. Lan deli misin nesin? Bakkaldan ekmek mi alıyorsun? Hem senin anan baban bir büyüğün bir şeyin yok mu? Sinirlenme diyorum Güngör, şekerin çıkacak. Ama çıkarsa çıksın be. Ben bu herife kızımızı vermem. Görmüyor musun deli bu be? Ben deli değilim efendim. Ben deli değilim. Siz her gece yatağınıza rahat rahat yatın. Sabahları kalkın işinize gidin diye. Ben yıllar yılı Kato'da, Cudi'de, Gabar'da uyumadım lan. Sırtımda 60 kilo yükle. Güneydoğu'nun her yerini karış karış gezdim. Senin haberin var mı? Kutsal bildiğim. Anam babam bellediğim o toprakları koruyabilmek için ben vurdum vuruldum. Kanım aktı benim. Evet. Vazifem biraz kafamı bozdu. Ama siz ben orada neler çektim siz biliyor musunuz ha? Ben orada neler gördüm siz biliyor musunuz? Gencecik dalyan gibi adamları evlerine nasıl gönderdim sizin haberiniz var mı? Ama bu da sizi rahatsız ettiyse, özür dilerim. Ben kızınızı adam gibi sevdim. Geldim buraya adam gibi istedim.
tarzınıza ve kendinize yakışır, aklı başında bir damat bulursunuz. Sonra ben hiç görmedim Çiğdem. Hani beni gerçekten sevdiğimi, sevmediğimi onu da hiçbir zaman öğrenemedim. Hani demişler ya, hayatta iki şeyi saklayamazsın. Bir deliliği, bir aşkı. Ben ikisini de saklamadım. Kızmıyor mu? Gelmiyorlar. Kim bu hayatta bir deliye aşık olmak ister ki? Akşam eve geç kalma sakın Hamit, vaktinde gel. Bakarız. Bakarız deme. Çocuklara gideriz diye söylüyorum. Torunumu görmüyorum kaç gündür. Ya daha 3 gün önce burada değil miydi torunun? Yedin, bitirdin çocuğu öpe kokluya ya. O benim ilk torunum, ilk göz ağrım. Hem şu aralar diş çıkarıyor, bizim kızı da uyutmuyor. Birkaç gün gider kalırım orada belki. Oh, ben de başımı dinlerim sayende rahat rahat. Aşk olsun. Ya Latife, Latife. Hadi, hoşça kal. Allah'a emanet ol. Gir. Günaydın Yunus. Evden çıktı. Ah yine ne unuttun Hamit. Sesini çıkarma, gebertirim. Gebertirim. Geçsene kardeşim. Derdin ne? Plakasını alsana şunu. Araç sıralı. Acil yardım işte. Merkez 11.52 merkez. Tuzağa düşürüldük. Tuzağa düşürüldük. Yer bildiriyorum. Ne yapıyor lan bu manyak?
sandın mı beni Hamide? Ulan o Serhat denilen y***la beraber haince pusu kurup içeri tıkmıştınız hani? Taylan be. Hatırlamadın mı hala? Hatırladım. Kız Taylan. Bil diye söylüyorum. Bana en son kız Taylan diyen adam kadın olarak pavyonda çalışıyor şimdi. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner. Korkma lan. Bununla kafanı paramparça etmek isterim ama. Madem kavuştuk, gel Serhat'ı da çağıralım. Üçümüz beraber güzel güzel eski günleri yad edelim ha. Ne diyorsun? Çağır gelsin de o keseri sapını seni... Hiç sanmıyorum. O sana gelecek. Serhat'ı sen çağıracaksın. Rüyamda gitsin, rüyamda. Efendim abi. Tamam abi. Evet. Teyzeciğim, şimdi senin bir fotoğrafını alalım. Yenge fena karı değil mi sen? Çocuğu. Gömertirim ulan seni! O adi şerefsiz! Ulan sana niye kız Taylan dedikleri anlaşıldı? Kızlar ulan! Kibarlık bir yere kadar. Serhat'ı arayacaksın. Senin telefonunla. Çok önemli bir konu var diyeceksin. Dediğim yere gelecek. Bana bak. Konuşurken. Kemküm edersen. Bir şifre hissedersen, mırın kırın edersen. Yengeyi bir daha göremezsin. Nedir vaziyet doktor? Var mı bizlik bir durum? Bici televizyonda maç izliyor. PCG'de işte bir arkadaşıyla botoks muhabbeti yapıyor. Serhat. Hamide arıyor. Hamido mu? Evet. Hayırdır Hamido? İki günde bir arar oldun. Serhat. Seninle konuşmamız lazım aslanım. Topçuoğlu ile ilgili bazı gelişmeler var. Nasıl yeni bir şeyler? Telefonda anlatamam aslanım. Buluşmamız lazım. Tamam, söyle yere geleyim. Balat'ta o park var ya deniz kenarında. Orada. Tamam. Abi geliyor. Gördüm. Vay be. Eski günlerdeki gibi ha. Bir köftecimiz eksik. Hey Hamido. Şu yeni gelişmeler var dediğin mi? Dinlemiyordun Hamido. Ne
Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.